Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan. Bu ikisinin misali teng bulur mu? Bu ikkalasi barabar buladı mı? Namlanadigan dersimizde. 26. 26. ders. Kalbinin muloyimligi ve onun kattıligi. Linul kulub ve kasvatul kulub. Allah Teala adamlarını yaratarken onlara kalplerini verdi. Bu kalpler özgürüp duradı. Mülayim bulup duradı bazı da. Mülayim de çok kısa yetedi. Kopal kattık da kalp oladı. Bunu hem nahiyası yetip aradı. Allah Azze ve Celle mülayim, layin kalp egelerini maktadı. Kattık, kopal kalp egelerini ise yamanladı. İnsanın kalbi mülayim, yumuşak olarken onun bu kalbi elbette taşka azalarıya hem tasir kıladı. Kalbi mülayim, kalbi yumuşak insanını söz yem yumuşak oladı. Muamelesi yem yumuşak oladı. Şimdi kalbi kattık insanını söz yem kopal dağal oladı, muamelesi ham. Elbette bu ikisi hiç kaçan birbiri yeteğin bulmaydı. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıladı. Estağfirullah. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Sonra şunday mucizelerini körgenden keyin ham dilleriniz kattı. Bas o diller taş gibidir. Ya ki ondan da katıqrağdır. Taştan hem katıq çünkü bazı da taşlar yarılıp içinden sular atılıp çıkardı. Kalbi yumuşak kişiler. Bu şunday bir insanlar ki Allah Teala'nın zikri bugende kalpleri yumuşak közlerden yaş akadı. Kur'an talavatını eşitken de közlerden yaş akadı. Bana Kur'an talavatını eşittik. Yigirma sekiz paran okup oluştu. Özümüz gibi soru vereliydi de, bir rahmetle gözümüze yaş geldi mi de? Tara ayunahum tafidu mined-dem'i mimma arafu minel hak. Yekuluna rabbena amanna fektumna ma'ash-shahidin. Allah Teala aytadı. Ular peygamberge nazil kılıngan narsanı, Kur'an'ı eşitken paytları da, uning haq ekanligini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh quyilayotganini ko'rasiz. Ular Parvardigoro iymon keltirdik. Bas bizni guvohlik berguvchilar qatorida yozgin deydilar. Muttaqillarni imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda yig'lardilar. Namozda turganda qattiq yig'lardilar. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarni birda shunda yig'ladilarki soqollari hul bo'ldi. Yig'ishda davom etdilar, kiyimlari ho'l bo'lib ketadigan darajada yig'ladilar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday yig'lagan, sahobalar qanday yig'lashgan. Abu Bakr Siddiq. U kishi imomlikka o'tib namoz o'qar ekan, Qur'on o'qib, Qur'onni eshitib tilovatini o'zi o'qib to'xtab qolardi yig'isidan, o'qiy olmaganligidan. Umar ibn Xattob shunday bir shiddatli, haybatli, kuchli inson bo'lishiga qaramasdan qalbi muloyim edi. U kishini ko'p yig'laganligi bois mana shu ikkita yanog'idan ko'z yoshini oqqanidan qora chiziq paydo bo'lib qolgan edi. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning xokisorliklarini ziyoda qilur. Qur'onni eshitganda qalbi yumshaydi insonni. Kibridan tushadi. Siqilib turgan bo'lsa ko'ni ko'tariladi. Ja xursand bo'lib ketgan bo'lsa joyiga tushib qoladi. Qur'on insonning qalbini tarbiyalaydi. Umar ibn Abdulaziz İmam yotarada Kur'an okup tohtap kalardı namazın devam etmesine. Tünlerini böyle de bu ulu insan şimdi yığladı ki etraf değiller onu körüp yığlaştı. Ton geçe yığladı. Ayalı soradı. Ne onun için yığlıyorsunuz? Ömer ibn Abdülaziz etti. Allah Teala onu farikun fil cenneti ve farikun fil sa'ir ayetini okudum dedi. Değil mi yani bu? Bir güruh adamlar cennette buladı. Bir güruh adamlar dozakta buladı. Kaysinisi de ekenliğimi bilmesinden yığılı yapandı. Hulafayı Raşlar'ın beşincisi değil adıyan kişi bana şimdi korkup yığılıyken. Muaz ibn-i Cebel hem yığılarıdı. Sebabını soruşken de Allah Teala bir taife bendelerini dozaklığını yazgen. Yani bir taifeni cennetliğini yazgen. Men ana şunların kaysi birinden ekenliğini bilmesinden yığılı yapandı dedi. Abdullah ibn-i Ravaha. Ayolu onu yığılayanligini görüp sonra gene de Kur'an'daki ayet sebep bu gene yine aytadı. Estağfirullah. Ve in minkum illa variduha kana ala rabbike hatman maqdiyya. Sizlerden her biriniz onge tüşkülçüdür siz. Dozakka.
Sizlerden her biriniz unga tushkunsiz. Bu parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Hamma o'tadi do'zaxdan. Summa nunajjilladina taqav va nazaru zolimina fiha jisiya. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldiramiz. Abdulloh ibn Ravoh aytayapti, hammani tushishini gapiryapti, lekin hammani chiqishini gapirmayapti Alloh. Men chiqamanmi, chiqmaymanmi? Shuni o'ylab yig'layapman dedi. Biz shu darajada o'zimizga bahoimiz kattaki, o'ylab ham qo'ymaymiz. Biz kalima keltirdik, bo'ldi musulmonmiz. Biz namoz o'qiyapmiz, bo'ldi, gunohlarimiz kechirilgan. Bu sahobalar tirikligida bashoratni eshitib turib, jannatni bashoratini shunday qo'rqib, xavotir bilan yig'lashgan. Qachon biz Abdulloh ibn Ravohiga o'xshab yig'larkimiz, birodarlar? Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lib turganida Yamanlik bir to'p kishilar kelishdi. Ularga islom arz qilindi, kalima keltir musulmon bo'lishdi. Qur'on o'qib berilganida bu yangi bo'lgan musulmonlarga ular yig'lashdi. Abu Bakr Siddiq aytdi, qalblarimiz qotib ketmasdan turib biz ham shunaqa yig'lardik deb qo'ydi. Qalbimiz qotmay turib biz ham shunaqa yig'lardik. Biz nima yig'lamaymiz ekan? Qalblarimiz qotib ketibdi. Endi odamlarda hozir ahvolini ko'radigan bo'lsangiz, odamlarning ko'pchiligi namozda turib ham Qur'on tilovatini eshitib turib ham yig'lamay qo'ydi. Ko'z yoshlamay qo'ydi. Qalblar nimalar bilan ovora? Hamma o'zi biladi. To'g'rimi? Namozga turganda keladi, qurib ketgan hamma fikrlar. Bir kishi aytadi, Sufyon as-Savriyning huzuriga kirdim. U namozda turib ushbu oyatni o'qiyotgan edi. Men kirganimni sezmay qoldi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Mazmuni balki ularning gumonlaricha biz ularning sirlarini bilmasmiz va shivir-shirlarini eshitmasmiz. Undoq emas. Bizning elchilarimiz ularning oldidagi har bir ishlarini yozib tururlar. Shuni o'qib yig'lar edi. Namozini tugatib aytdi, "Ha Parvardigor, sen sirimizni ham, shivir-shirimizni ham, oshkorimizni ham biladigan zotsan." Çünkü bu kişilerin kalpleri buradalar, mulayim, Allah'dan korkunçlu layim kalplarıydı. Ali ibn Abi Talib, uzak yığılarıydı. Osman ibn Affan, kaçan ölüm de esletilse, kaçan kabir hakkında yapırsa yığılarıydı. Ya Amir el-Mumini, nemege yığılıyorsunuz? Fakat kabir bilen ölüm yapırken de, cennet dozakta yapırsa yığılamıyorsunuz. Halife aytardı, buradalar, kabir ahiret diyarının birinci bekatı. Agar unda najotga erishsak, undan keyingi hamma ish yaxshi bo'ladi. Agar unda muvaffaqiyatlilikka yuz tutadigan bo'lsak, undan keyingi ish hamma ish yomon bo'ladi dedi. Qabrda eslaganda, qabrni ko'rganda yig'ladi. Bizning holimizni qaranglar. Qabristonga borib, bemalol tijoratimizni gaplashib olamiz. Endi buni muqobilida ikkinchi tur qalb egalari bor. Bu qalbi qattiq, qalbi qosiy bo'lgan kishilar. Alam ya'ni lillazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillahi va ma nazala minal haqq. Alloh taolo so'rayapti. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Qalblar yumshaydigan vaqti kelmadimi? Endi buni muqobilida ikkinchi qalblarda aytayapti. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum va katirun minhum fasiqun. Endi buni muqobilida ikkinchi toifa egalari. Shuningdek ular uchun ilgari kitob ato etilgan. So'ng ular bilan payg'ambarlarning o'rtasidagi muddat uzaygach, dillari qotib ketgan kimsalar kabi bo'lib qolmasligi vaqti kelmadimi? Ya'ni payg'ambarlar bilan ularning zamoni o'rtasida uzoqroq vaqt o'tgandan keyin qalblari qotib ketdi. Unaqa bo'lmaydigan vaqt kelmadimi musulmonlarga? Ha, keldi birodarlar. Keldi. Eshitayotgan har bir Qur'on oyatimiz bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat. Amal qilsak bizning foydamizga, illo zararimizga hujjat bo'ladi. Salmon al-Forsiy. U kishi qarib qolgan chog'ida ziyoratiga Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu kirib keldi. Salmon roziyallohu anhu yig'layotganini shu paytda. Sa'd ibn Abi Waqqos nima yig'layapsiz dedi. Qarang, bu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'l ostida yurgan kishilar, Rasulullohning tarbiyasini olgan. Mana endi bitta aka bitta ukadan so'rayapti yoki uka akadan so'rayapti. Nima yig'layapsiz? Salmon Forsiy javob berdi. Meni nima yig'latdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan olgan ahdi yig'latdi.
Rasulullah nima deb aytdi bizdan? Dünyada musafirda yaşaylar, dünyadan aladigan nasibeler, xuddi bir yolcu musafirda nasibasi şali bo'lsin degan. Endi biz şey deydi. Dünya açıldı, dünya kolumuzga keldi deb yig'layapman deydi. Şu hadisni ravisi aytadi. Shu paytda Salmon Farsiyning uyida bitta idish bor edi, ovqat solib yedigan, bitta kir yuvadigan tog'orasi bor edi. Shu ikkita narsasi bor odam yig'layapti, dünya kolumuzga ko'payib ketdi deb. Bu kişiler raziyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu deyilgen adamlar dünyaya belirip getirdi de belirirken bu saat. Şimdi bunu mukabilede bir taif insanları gördün ki kalbi katıgen. Dünya üçüncü. Dünya üçüncü kolu yakıp geliyordu. Huzur halavatta hemması var. Yine hem gamı şu dünyada köpetiriş. Ve yiyip tüketi ülke miydi özü? Ha, balası gemiyetedi. Lekin kalp fakat şu dünyası bulan var abap koyan. Namazda turgen deyem kalbi dünyasından zulmüydü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunaka kattık dil, kattık kalp egesi bu parıştan parak dilegenler. Parvadikara korkmaydıgen kalptan panah bergen. Korkmaydıgen kalptan panah bergen. Şimdi ne ki bunaka bu kalp? Kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalbi kattık bu keçliğinin sebebi var. Yok, onda koymaz. Belki ularının dillerini özleri kesip kılgı uçup olgen günahlar koplap koyandır. İnsanlık igen günahı kança köp olarken kalbi şundaya korayıp katıp getirdi. Neme ki yığılamaydı? Çünkü günah köp. Kalbini yumuşaştığını hakılar. Peygamberimizden nasihat sorgeni de yetimini başladı kolin bilen sıla, kolin bilen avukat yegiz, kalbin yumuşaydı de yanılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Özümüzden soruyorlar ki kaçan yetimde başını sıladım, kaçan kolin bilen avukat yegizdim de. Kayağıdan biz yığılaydı. Kayadan kalbimiz mülayim olsun bize. Ana şu kılınken ameller sebepli, Kur'an'ın eşken insanın kalbi yeri miydi, közüge yaş gemiydi. Ama kinadı görse yığılıydı. Ben hazır kalbini kattık bu keçiliğe sebep ola diyen ayrım işlerden veremem. Kalbini kattıklığa sebep, köp uyku, köp avukat, köp gap, köp ülfet. Köp avukatlanış. Biz şunaki kavmimiz ki karnımız açmak için avukat yemeyimiz. Eğer karnımız aç avukat yesek üçten biri avukatka, üçten biri suge, üçten biri havaya. Ha şimdi havadakine avukatla tol yüzü koysa rükûya varken de inkılap duradı da. Namaza dururken de inkılap duradı da. Köp yevagenlik için. Köp yevalıp yine semirip getip ben. Azış gerek, fitness kulübe varış gerek, trenajörde yürüyüş gerek. Vay yeme. Yeme, şu dasturxondan turarken de az gene iştahın koyken de turup git, azrağı ye. Yok, yiydi. Yiydi. İnek öresiz, kesal diketiden kesal, hal uyağın davalası bir yaka ketken, bir yaka davalası uyağa ketken. Köp uyku, köp avukat, köp gap. Neme gel, tel bitti kulağı kita. Bir mün gapırsın, iki mün eşit de yanımı. Köp gap kalp katıradı. Majlislarda en köp gapirayan adam bilin ki en kalbi kattık adam. Ve ülfetlerini köplüge. Ülfette beymanası köp olarken kalbisi katip kötü orası. Şu oranda ülfet tallaşlıydı ulamalarında 5 tane nasihatini okuyup veremem buradalar. Ulamalar ülfet tallaşlıydı 5 tane nasihatini var verdiydi. Bana atrafizde ne işte ülfetiz var? Karen şu 5 tane sıfatta ne iştesi var onda. Birincisi gafil bulsun Allah'ı da isten çıkarıp koysun islatıp koyadı. İkincisi, eğer zikirde bulsan kömeyi veredi. Üçüncüsü, onu körgeninde Allah da Allah'a esin gekeledi. Törtüncüsü, onu sözü kılıyken işine doğru keledi. Beşincisi, onu sözüden, onu suhbatıdan seni Allah'ını tanıştığın ziyade oladı. Neştesi var atrafızı gülfetlerden kalın da. Gafil bulsun eslatı koyadı Allah'ını, zikirde bulsun yordam beredi, onu körgeninde Allah'a esin gekeledi, sözüge amalı muvaffık geledi, hem de o bilen suhbetleşkeninden ki nemeyin ziyade oladı? İlmin ziyade oladı. Şimdi kalbine ölüşüge sebep olan işlerden. Günah getirden günah kılınırken, tövbe kılınmazken kalp öladı. Ayollar hakkında köp olarken majlislerimizde kalplarımız öladı. Günah tüketiden günah kalbimizi öldüredi.
Hatınlar hakkında köp yaptı geçtiği kalpte öldüredi. Ahmak bilen suhbat kılığı oturuş. Mazhab evlenize adamlar bilen. Hem de kalbi ölü adamlar bilen oturuşu. Bu yan kalbini öldüredi gençlerden. Abu Hurayra raziyallahu anhu. Cüda köp hadislerini ümmetke kaldırıp gitken kişi. Yığlar idi ölümü aldı da. Sebabını soruşken de etti. Safarını uzaklı giden, zatını azlı giden, işanışını zayıflı giden yığlı yapan. Keti yapan o, akıbatımın mekanına giden haberim yok. Hayatını hammasını ilimge bağışlayan, sünnetini ümmet görgeçlikke, ömrünü sarılayan kişi, bana şunu bir havatır bilen gitti. Ne demek ki buna yığılayan dese, bunların kalpleri tırı gidi. Kalpleri mulayım idi. Buna insanlar kabristan kirse yığılaydı. Cenazaya varsa yığılaydı. Kur'an ayetlerini eşken de tahsimlenirdi közü yaş geledi. İsimizden çıkmasın. Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Hiç kendi sahip olmadığın günde Allah Teala özünün arşıda yedi taife insanını sahiplendirir. Şundan bittesi, yalgız kalıp kişi, yalgız kalıp Allah'dan korkup közünden yaş akadı. Sorun ya özünüzden, yalgız kalken de Allah'dan korkup közünden yaş akan mı? Abdurrahman İbn Avf. Aşere-i Mubaşere'nin bittesi. Roza doradı, iftarlık yapıp, cüleyen bir acayip avukat top gelişti. Avukatke karayıp durup yığladı. Ne yığlayabız? Mus'ab ibn-i Umayr'in islam yığlayabız. Mus'ab ibn-i Umayr Uhud'da şahit bugene de kefenliğe matah topama gelmez. Mekke'deli devrede Mus'ab ibn-i Umayr, Kureyş'in en hürmetli bay hanadanını farzandı ogen. Cüleyen çıralı yiğit bugen. Lekin imange kigen de ata anası hedef çıkaradı. Mana şu maişet ki tolgen hayattan vazgeçerdi. Resulullah'ı iman keltirdi. Medine'ye barıp Medine'nin Resulullah'ını kelişki tayarlat duradı. Adamlar da davet kılır. Mana şu yiğit olgende kefenlikke matah topama yenmez. Başını yapsa ayağı açılıp koyan, ayağını yapsa başı açılıp koyan dedi. Dünyadan hiç nesi olmasından gitti. Biz ki dünya bizge açılıp geldi. Dünya akıp geldi dedi de yığladı çıkar vardı avukat İhsan Kualiler. İftarlığını hurma bulan koydu buradalar. O halen ki o kişi tırilgi de cenneti ekenliğine hışkavarını Resulullah'tan eşken kişiydi. Allah Teala siz bilen bizi cesedimizge, suratımızge haramıydı. Allah Teala siz bilen bizi kalbimizge haramıydı, amalimizge haramıydı. Kesel kalp, sağlam kalp, mulayim kalp, katlık kalp. Bu iki sargisten bu miydi? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O günde ne malı devlet ve ne balaçaka fayda vermez. Meğer Allah huzuruna taza dil bilen kelgen kişiler yine bana şu taza dilleri fayda verirdi. Pakize, sağlam, mulayim kalpler. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. O kişinin zamanı da İmam Azam görüşürken alımına köpü geldi. Lekin demek ki şu kişi kaldı da zikri. Başkaları ketir. Zamandaşlardan bir ayetedi. Şu kişinin küzet mahcup oldum. Hani ne mi iş kılarken? Hıftan namazını maçıda bile okuduk. Karap durdum, üyüge ketti. Küzeti bardım, üyüge kirip ketti. Oturdum eşiğin tayda. Hemen üyüge kirip, köçeler tınçıp, şalkın suran tohta genden keyin, Ebu Hanife sekil eşiğini açtı da, doğru maçıya geldi. Arkasından bildirmesine yerçip geldim. Namaz götürdü. Okuyu başladı. Okudu da, فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُومُ ayeti geldi. Mazmunu ne miydi? Mene, Allah bizlerge rahmet körgüzdü ve bizlerini samumdan sakladı. Cehennem isadigen şamal. Yine tekrarladı, tekrarladı. Her iki küzatı oturgen adam ayetledi, uhulab kaldım deydi. Tongi yakın uyanıp var, uyansam yine şu ayetini tekrarlı yaptı, namazını tüketme geneken deydi. Burada da huzur ayen ular, Allah'ını zikir eden. Közüden yaş akıp rahatlengen ular. Kalplar ozonni eshitadi. Qur'on tilovat quloqqa kiradi birodarlar. Qabristonga kiradi, lekin ta'sirlanmaydi. Tosh kabi qatib qolgan qalblar. Tosh bo'lib qatib kelishining sabablarini aytib o'tdik birodarlar. Mana shu sabablardan uzoq bo'laylik. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan, muloyim, sog'lom qalb egalaridan qilishini Alloh taolodan tavfiqini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.